kitap hediye etmektense satmak daha iyidir. Hediye edilince kıymet verilmiyor. Yani adam para vermeyince karşıdaki bunun pek kıymetini de bilmiyor, itibar edilmiyor diye duyduk. Bu bizim biraz moralimizi bozdu diyor bir hanım dinleyicimiz. Çünkü biz toplanıyorduk 3-5 kişi, aramızda para toplayıp kitap alıyorduk, bunu dağıtıyorduk. Yani satmak mı daha iyi gibi bir sorusu var. Şimdi herkes kendisine göre hüküm veriyor. Bir hadise anlatayım da. Bu Hakikat Kitabevi'nin daha önce ismi Işık Kitabevi'ydi. Işık Kitabevi zamanında da, Hakikat Kitabevi zamanında da dünyanın çeşitli yerlerine aynı şekilde Ehl-i Sünnet alimleri kitapları gönderiliyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala o zaman hayatta. Emen abilerden dinlemiştim bunu. Afrika'dan bir mektup gelmiş. Ortaokula gidiyorum ben diyor. Hristiyan bir ailenin çocuğuyum. Bir gün böyle işte çöp konteynerin yanından geçerken baktım bir hiç böyle şey yapılmamış paket atılmış oraya. Dikkatimi çekti, hemen aldım paketi, açtım, bir kitap. İstanbul'dan Hakikat Kitabı tarafından gönderilmiş. Postacıya adresi bulamadı veyahut da aynı şekilde uzak dedi, atıverdi çöpe. Ben o kitabı aldım oradan diyor. Okudum, Müslüman oldum. Teşekkür ederim size diye. Teşekkür mektubu. Ortaokul öğrencisi bir çocuk. Hatta o zaman Emre abiler hocamız derlerdi, Hüseyin İlmi Efendi'ye. Hocamıza arz ettim. Efendim bu kitabın parasını veren kimse köşeyi döndü. Bu öyle değil buymuşlar. Hadikada deniyor ki bir çuval buğdaya iki kişi ortak olsa çuvalın yarısı senin yarısı benim değil. Çuvalın içindeki her bir buğday tanesinin ortaktırlar. Dolayısıyla burası Allah-u Teala'nın dinine hizmet eden bir yer. Dolayısıyla buraya 3 kuruş bir verdi, 5 kuruş bir verdi. Herkes ortaktır. Herkes ortaktır. Diye de aynı şekilde hocamız böyle anlattı diye söylüyorlar. Bu bir ikincisi. Bir de Hindistan'dan bir medreseden bir mektup gelmiş. Onu da Emen abiler dinlemiştim. İşte Emen abilere İngilizce olarak yazılmış. Emen abiler okuyor. Hocamıza arz ediyorlar Hüseyin İlmi Efendi'ye. Diyor ki adamcağız, ben diyor bu medresenin işte hocalarındanım. Baktım çocukların elinde bir kitap var. O zaman Vehhabiye Nasihat, Dinde Reformcular. İngilizcesi gönderilmiş. Dikkatimi çekti. Aldım bu kitapları. Okudum. Ben Vehhabi itikadına girmiştim. Farkına varmadan. Ve Vehhabinin ne olduğunu orada gördüm. Tövbe ettim. İtikadımı düzelttim. Size teşekkür ederim. Yalnız diyor. Buradaki diyor medresedeki çocuklar Türkiye'den, yani sizden, Hakikat Kitabevi'nden veya o zaman Işık Kitabevi neyse, bu kitapları pulu için istiyorlar. Yani diyor her isteğine göndermeyin der gibi bir şey yani, de yapıyor. Polinin üstündeki pulu almak için pulu istiyorlar. Pulu almak için istiyorlar. Ha bilginiz olsun. O zaman da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'yı tebessüm ediyor. Efendim hala anlamamış buyuruyor. Çocuk pulu için istedi ama o okuyup hidayete kavuştu. O okuyup hidayete kavuştu. Şimdi gelelim öbür türlü. Parayla aldı okudu mu? Nereden biliyorsun parayla aldım aynı şekilde okuduğunu? Efendim kıymet bilir. Zannın senin. Zannın senin. E bunlar hediye gitti. Başkasına gelen kitabı okudu. Cenab-ı Hak hidayet nasip etti. Çöpe atılan kitabı aldı okudu. Cenab-ı Hak hidayet nasip etti. Sen bilemezsin ki kimin ne olduğunu, ne ettiğini. Ve bir de şimdi mesela Işık Kitabı döneminde biliyorum. Hakikat Kitabı'nın o başlangıç döneminde biliyorum. O zamanlar mesela o işe gönül vermiş olanlar giderlerdi. Hem paketleme yaparlardı orada Işık Kitabevi'nde falan. Hatta o dönemlerde iyi hatırlıyorum şeyi söyleyiver. Yani pul kitaptan daha çok pul parası deniyordu. Evet. O Işık Kitabevi döneminde falan. Gönüllü bunlar. Ehl-i Sünnet itikadına aynı şekilde gönül vermişler. Hem bedenen geliyorlar orada paketleme yapıyorlar. Hem de aynı şekilde ondan ücretini verenler de çıkıyordu o zamanlar. Öyle yapılıyordu. Bunların hepsi dünyaya bedava gidiyor. Pul parası bile bedava gidiyordu. Yani hediye olarak gönderiliyordu o zaman. O zaman Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh yanlış mı yaptı? Emel abiler Türkiye Gazetesi'yle bir zamanlar mesela 300 bindi. 300 bin tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabı dağıttı. 300 bin herkese lazım olan iman kitabı dağıttı. 300 bin aynı şekilde İslam ahlak kitabı dağıttı. Gazeteyle. Efendim kupon karşılığı ya, adam zaten gazeteyi alıyor, gazete parası veriyor, kitap parası veriyor, yok ki. Hediye yani onlar, hediye yani onlar. Ve Emel abi hayattayken de aynı şekilde bazı yerlerde yüksek rakamlarda aynı şekilde
böyle ehl-i sünnet kitabının yayılmasına gönül verenler gittiler hakikat kitabından kitabı alıp aynı şekilde parasını verdi kendinin oldu. Bunları on binlercesine hediye olarak dağıttı. Emir abiler de çok sevinmişlerdi. Şimdi nereye koyacağız o zaman bunu? Niye benim yaptığım üstün diyorsun? Niye benim yaptığım üstün? Efendim bu nefse ağır gelir. Nereden biliyorsun nefsin ağır geldiğini? Hediye etmek de ağır gelir. Hediye verirken aynı şekilde istemiyor mu kitabı demiyor, demiyor mu adam? Veya alıp gözünün önünde götürüp çöpe atmıyor mu? Yatıyor. Bu nefsine ağır gelmiyor mu? Çünkü Allah-u Teala'nın dini bu. Ha sen aynı şekilde parayla teklif etmişsin, ha hediye vermişsin. Netice itibariyle Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak öğrenmek üzere uzatıyorsun. Dolayısıyla efendim her ikisi de hizmettir. Birisi kalkıp da benim yaptığım daha üstündür, senin yaptığın aynı şekilde kıymetsizdir deme hakkına sahip değildir. Cahilce sözdür. Biz Enver abilerden böyle bir şey duymadık. İşitmedik. Hatta ya Türkiye gazetesine bile. Geliyor adam benim durumum diyor müsait diyor. Benim durumum müsait. 10 tane gazeteye sponsor olayım diyor. 10 kişiye hediye gönderin diyor. Hediye gönderin. O hediye giden gazetelerde aynı şekilde okuyor. İtikadını düzeltenler oluyor. Fakir gariptir mesela. Gazete parası verebilecek olanlar oluyor. Ben almak istiyorum ama alamayacağım ha. Çıkıyor bir de durumum müsait olan ben diyor sponsor olayım bu fakirlere de aynı şekilde. Veyahut da hapishaneye aynı şekilde bunu gönderin. Ne diye gidiyor? Hediye diye gidiyor. Gitmeyecek mi? Verilmeyecek mi? Bunun kıymeti yok mu? Olur mu öyle şey ya? Sen kimsin ben kimim? Olur mu öyle şey? Niye müdahale ediyorsun? İster satsın ister hediye versin. Herkes durumuna göre hareket edecek. İkisi de hizmet midir? Evet. İkisi de emir maruf mudur? Evet. İkisi de maruftur. Onun için kalkıp da kendi kafasına göre efendim nefse bu ağır geliyor. Bu işte cihadın makbul olanı. Kim dedi sana bunu? Kim dedi sana bunu? Efendim öbüsü daha zor falan. Yani kendine göre yiğitlik yapma. Kendine göre de ahkam kesme. İster öyle yap ister öyle yap. Netice itibariyle bu kitap o kimsenin eline ulaşsın. Efendim ya okumazsa parayla verdiğin zaman okuyacak mı? O yorumun sadece senin. O yorumun. Biz çok biliyoruz onu. Ben milli eğitimde çalışırken geceleri 3-5 arkadaş o zaman Gönen'deydik. Bir arkadaşın arabası vardı. İşte o arabaya binerdik. İstanbul'dan aynı şekilde Işık Kitabı bir de o zaman Işık Kitabı binden. Parasını gönderir kitap getirirdik. Köylere giderdik. Hani kitabın maliyet fiyatına da verirdik. Kendimiz herhangi bir şekilde şey yapmadan köylere gider anlatır ve onları da dağıtırdık. Ve o zaman o dönemlerde mesela almış adam, tozlanmış, tam ilmi hala almış falan. 10 sene sonra, 20 sene sonra ya bu kitapta ne var diye elini uzatıyor bakıyor. Para verdiydi. Yani o %100 efendim para verdi gidip eve hemen açar okur öyle bir garanti yok. Başka bir misal vereyim. DTGRT yok ortada. 45 yaşlarında birisi. Bu Nevzat Yalçıntaş. Öldü değil mi adam? Evet, profesör. O zaman işte İhlas şeyin Türkiye Gazetesi'nin baş danışman mıydı neydi? Ona bir şoför. Baktım 5 vakit namazını kılıyor falan. Düzgün kılıyor. Dedim nereden öğrendin bunu? Bunları. Yani bu düzgün namaz kılışını. Ha dedi benim dedi halam var dedi. Bunların çoluk çocuğu olmadı dedi. Eniştem dedi bu kitabı almış. Bir kitap almış dedi. Koymuş dedi şey eve dedi. On sonra dedi eniştem vefat edince halası demiş ki oğlum demiş ben demiş okumasını bilmiyorum. Zayi olmasın şu kitabı götür. Neymiş dedim o kitap? Tam ilmihal dedi. Kim aldı? Kim kime hediye etti? O da aynı şekilde okudu. İtikadını ve amelini düzeltti. Namaz kılmaya başladı. Para vermedi. Hediye geldi. Dolayısıyla efendim işte hediye gidince okunmaz. Parayla satılınca okunur. Yok öyle bir şey. Nerede yazıyor ki? Nereden tespit ettin onu? Nasibi olan okur. İster hediye olarak gitsin. İster aynı şekilde parayla alsın. Fark etmez. Bazen parayla alan kendisi okumaz. Bir başkası gelir. Ha o kitabı okumadım ben ya. Al götürsen der. O da hediye verir. O da hediye eder. Olur. Onun bir mahsuru yok.